Merhaba arkadaşlar. Ünlü Dersleri serimizin 12. bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlere kod yazmanızda ya da editör moddayken oyunda değişiklikler yapmanıza yardımcı olacak attribute diye nitelendirdiğimiz kod satırlarını göstereceğim. Sahnemi düzenleyeyim. Şimdi önce bir C# oluşturuyorum. Adını da et koyuyorum. Şimdi attribute'lar aslında oyunda herhangi bir faydası yok. Herhangi bir değişikliği yok. Sadece siz kod yazarken sizin işinizi kolaylaştıran ya da oyun yaparken, proje yaparken işinizi kolaylaştıran bazı kodlar bulunuyor. Şimdi örnek olarak ben öncelikle buraya bir public float bir değer veriyorum. Herhangi bir şey olabilir. Max health yazacağım. Max health adında bir değer girdim. Bir de altına private float max mana adında bir değer gireceğim. Belki birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için ilk attribute'larımız genelde attribute dediğimiz olaylar köşeli parantez içine yazılan kodlardır. İlk attribute dediğimiz olaylar şöyle en basitten zora doğru gelin. Bir objemiz var. Objemize ben kodumu atıyorum. Gördüğünüz gibi max health public olduğu için inspector panelimizde görünür durumda. Ben buradan herhangi bir istediğim değişikliği yapabiliyorum. Private değerlerimiz hiçbir şekilde inspektörde gözükmüyor. Attribute'larla biz bunları inspektörde görünüp görünmeyeceğini ayarlayabiliriz. Peki bunu neden yapalım? Public değer girdiğimizde biz başka bir script'ten buna etkileyebiliyoruz. Yani bunu manipüle edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Buna ulaşabiliyoruz. Public olması gerekiyor ulaşmak için. Private bir değere başka bir işte script kullanarak ulaşmanız zor. Hani farklı yolları var ama şu anki haliyle imkansız. Bunun için public yazıyoruz ama şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya ben tamam public olsun diğer scriptlerden ulaşayım ama inspektör panelinde kalabalık etmesin, gözükmesin. Bunu dediğimiz kısımda da bize köşeli parantez içinde hide in inspector yani Türkçe karşılığı da zaten inspektörde gizle şeklinde kullanırsak gördüğünüz gibi public değerimiz artık inspektörde gözükmeyecektir. Aynısını private için yapabiliriz. Ya benim değerim private ama ben bunu 50 atamak istiyorum. İşte 50'ye bir değer girmek istiyorum. O zaman da serialize field yapıyoruz ve aynısı aslında public'miş gibi inspektörde görebiliyoruz. Ama değer private başka script'ten ulaşılmıyor. Yine de biz burada 50'ye bir değişiklik yapabiliyoruz. Bu en basitleriydi. Şimdi artık biraz daha detaylı inceleyelim. Bizim menü ayarlarımızda önce şunu kapatacağım, şunu da kapatacağım. Public yapayım. Birkaç tane değer oluşturuyorum. Public. İşte buraya bir tane de public string bir değer yazayım. Text yazayım. Gördüğünüz gibi integer, şunu integer yapayım. Float, integer, string değerlerimiz var. İlk kodumuz header. Header adından da anlayacağınız gibi bir başlık. Header attribute string bir değer istiyor. Yani işte etse header above some fields in the inspector. Yani inspector'da bir başlık ekliyor. Ben buna player UI diyeceğim. Mesela player'la max canlı max mana olduğu için. Inspector'a baktığımda gördüğünüz gibi burada bold yani kalın yazılmış bir başlık görüyorsunuz. Herhangi bir karşılığında değer yok. Herhangi bir şey yok. Başlık olarak bunları altında topluyor. Bunu farklı şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela buraya da başka bir header açıp işte bunu da oyuncu isim diyelim mesela. Kaydettiğimde gördüğünüz gibi player UI'da max health var. Arada bir boşluk oluyor. Yeni bir header'la da buraya bir tekstimiz açılıyor işte. Oyuncu isim başlığında. Böylelikle uzun işte böyle şu an mesh render'da gördüğünüz gibi materyal bir header. İşte alt elementleri böyle karmaşık çok bir kalabalık olduğunda inspektörde böyle düzenleyerek daha kolay çalışmanızı sağlayabilirsiniz. Ama mesela ben header eklemek istemiyorum ama yine de bununla beraber olmasın. Yani ben header eklemeyeceğim. Yine de bu tekstimiz bunlardan ayrı olsun dediğimizde çok basit bir şekilde yine köşeli parantez içinde space yani boşluk ekliyoruz. Şimdi aldığımız değerde gördüğünüz gibi başlık burada. Burada başlık dışında diğerlerini ayıran küçük bir boşluğumuz var.
Böylelikle hani başlığın içinde olmadığını belirtebilirsiniz. Diğerlerini ayırabilirsiniz. Header'la bitiyor mu? Bitmiyor. Mesela ben buna bir tooltip eklemek istiyorum. Tooltip nedir? Şimdi onu bahsedeceğim. Buraya oyuncunun isminin yazılacağı yer diyorum. Türkçe karakterler kullanabilirsiniz. String text değeri olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi ben tooltip ne onu göstereyim önce. Gördüğünüz gibi burada bazı işte public değerler var. Üstüne getiriyorum. Mesela cast shadow'a getirdim. Gördüğünüz gibi orada bir bilgi kutucuğu çıkıyor. Pop-up bir bilgi kutusu çıkıyor. Bazılarında çıkar, bazılarında çıkmaz. Mesela bizde player UI, işte max health herhangi bir bilgi kutucuğu çıkmıyor. Ama ben tooltip eklediğimde gördüğünüz gibi oyuncunun isminin yazılacağı yer şeklinde bir bilgi kutucuğu çıkıyor. Böylelikle işte projeyi başka birine attığınızda hem fark etmesem de sizin karışıksa kodlarınız bayağı çoksa ve neyi nereye koyacağınızı bilmiyorsanız veya tam ne değişiklik neyi etkileyeceğini bilmiyorsanız kendinize böyle notlar düşerek hatırlamanızda yardımcı olabilirsiniz. Onun yazılımında hani space'ten ayrı bir şekilde direkt böyle tooltip şeklinde yazıp altındaki objeyi etkileyecek şekilde ek bilgi bırakabilirsiniz. Şimdi tooltip'ten sonra önce bir float değerimizde bir değişiklik yapalım. Şimdi float ya da integer değeri fark etmez. Şimdi bunun gördüğünüz gibi inspector'da normal sayısal bir değeri var. Ben bunu arttırıp azaltabiliyorum. Şu an yazacağım attribute hem public float'ta hem de integer'da geçerli. Range yazıyorum ve parantez açıyorum. Gördüğünüz gibi benden minimum ve maksimum değerler istiyor. Minimuma 0, maksimuma 5 yazıyorum. Kafadan bir sayı yazdım. Şimdi bu durumda gördüğünüz gibi şeyi açtığımda, Unity'yi açtığımda bana bir slide bar veriyor. Gördüğünüz gibi artık barım slide şekilde oldu. Artık ben bu slide şekilde sayılarını artıp azalttırabiliyorum. Ve 0 ile 5 arasında verdiğim için gördüğünüz gibi maksimum değeri 5. Yani 0 ile 5 arasında artıp azalıyor. İşte bunu ben float değer de yapabilirim. Herhangi bir değer yapabilirim. Böylelikle daha kolay ya da daha farklı bir şekilde manipüle edebiliyorsunuz. Bu bizim sayısal değerimizdi. Text için bazı attribute'larımız var. Şimdi text satırımız gördüğünüz gibi böyle diğerleriyle aynı rakam satırı böyle bir yerimiz var. Herhangi bir şekilde enter'a bastığınızda altını görmeniz mümkün değil. Ama ben buraya multiline yazarsam text'in üstüne yine bu attribute'umuzda gördüğünüz gibi farklılığa baktığımızda text satırını büyütüyor. Böylelikle ben alt alta yazılar yazabiliyorum. Ya da daha geniş yazı yazabiliyorum. Bundan da fazla bir yazı ihtiyacınız olduğunda herhangi bir şey olduğunda multiline yerine biz buraya text araya yani text arenası şeklinde yazarsak da bize bu text arenası daha büyük geniş çaplı şekilde veriyor. Yani isterseniz buraya kendinize dipnot da düşebilirsiniz. İşte oyuncunun bilgilerinin yer aldığı kısım gibi ya da herhangi bir şekilde not düşüp herhangi bir dipnot kendinize düşebilirsiniz. Bu textler içindi. Şimdi biraz daha artık kapsamlı bakalım daha gerekli şeylere. Öncelikle klasımızın dışında pardon public class yani kodlarımızı yazdığımız yerde değil bir üstünde using kütüphanesi eklediğimiz yere biz bir attribute'umuz var. Onu göstermeden önce şunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi işte bütün komponentlerin ya da scriptlerin yanında bir işte soru işareti var siyah. Bu önceki sürümlerinde mavi bir kitap şeklinde. Yani yeri aynı. Soru işareti var yine üstünde. Biz burada herhangi birine tıkladığımızda Open Reference for Transform diyor. Tıkladığımda bana internetten onu yüklenmiş linki atıyor. İşte mesela Unity kendi transform dokümentlerine transformla alakalı bir yere gönderiyor. Böylelikle işte takıldığınızda merak ettiğiniz onunla alakalı detayları buradan öğrenebilirsiniz. Mesela Box Collider'a tıklıyorum. Buradan dokümenine ulaşıp bilgilere ulaşabiliyorum. Peki sizin scriptinizde bu ne oluyor? Şu an script'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi mono behavior yani normal default bir siteye atıyor. Buradaki tüm kodların olduğu bir siteye atıyor. Biz bunu değiştirebiliriz. Kendimiz özel yapabiliriz. Buraya help yazıp direkt URL'e çıkıyor. Help URL'e yazıyorum. Parantez açıyorum ve içine string bir değer olduğu için önce tırnak koyuyorum. Tırnağın içine de linkimi koyuyorum. Ben bu linki önceden kopyaladım. Bu bizim kanalımızın videolarından bir tanesi. Game Jam videomuz. Ben bu linkimi buraya koydum. Gördüğünüz gibi altı mavi şekilde çıktı. Scriptimizde de.
Tam bir link olmasına dikkat edin. Hani HTML'den tam link olmasına dikkat edin. Ben bunu koyduktan sonra artık scriptimin yanındaki soru işaretine bastığımda benim koyduğum linke gidecektir. İşte bizim kanalımızın benim yaptığım Game Jam'deki yaptığım oyunun linkini koydum ve ona gidiyor şeklinde referans gösterebiliyorsun. İşte burada kodla alakalı bir yapabilirsiniz. Web sayfanıza atabilirsiniz. İşte Unity ile alakalı başkasına dosya gönderdiğinizde yani kendinize ait bilgileri yer verebilirsiniz. Bu birincisiydi. Şimdi kullanımı çok faydalı ve önemli bir koda geçeceğiz. Öncelikle disallow göstereceğim. Bu disallow nedir? Zaten Türkçe karşına yaptığınızda multiple komponentler yani aynı komponentin çoklu komponente izin verme. Çoklu komponent dediğimizde şimdi bizim oyuncumuzda gördüğünüz gibi mesela Box Collider var. Ben buna tekrardan bir şu meşhur kapatayım. Tekrardan bir Box Collider ekleyebilirim. İki tane olabilir üstünde. Normalde scriptleri de mesela QR scriptimi koyuyorum. Bir tane var. Bir tane daha koyabilirim. İki tane olabilir. Ama ben eğer disallow multiple komponent yaparsam ben aynı scriptten aynı objeye koyamam. Diyor ki zaten eklenmiş şekli. Böylelikle aynı objenizde birden fazla aynı scriptin olmasına herhangi bir bug veya hatanın oluşmasının önüne geçebilirsiniz. Peki hani bu şu anlık çok kullanışlı gelmeyebilir. Zaten hani elle koyuyorum bir tane koyuyorum çok karmaşık değil diyebilirsiniz. Bu noktada aslında diğer göstereceğimiz attribute'la bağlantılı çalıştığında daha faydalı oluyor. Diğer attribute'umuz require component. Require component de yani işte ihtiyacı olan komponent şeklinde. Ben parantez içinde type of yazıyorum. İsimi string değerden çevirmek için. Type of bizim QR adında bir scriptimiz var. Yukarıda da gördüğünüz gibi QR adında bir scriptim var. Ben QR ekliyorum. Şimdi bu ne demek? Benim diyor et script yani bu scriptim artık QR scriptine ihtiyaç duyuyor. Bunu ben belirtiyorum kodla. Şimdi ben bunu kaldırdım, remove yaptım. Tekrar scriptimi attığımda gördüğünüz gibi QR scripti de bununla beraber gelecektir. Yani ben ne zaman eti atarsam QR script de bununla beraber geliyor. Şimdi ben QR scriptini kaldırmaya çalıştığımda ise şöyle bir hata veriyor. Sen QR'ı kaldıramazsın çünkü et scriptin işte buna bağlı, bununla ilişkili. Böylelikle hani yanlışlıkla kod kaldırmanız veya eksik kod atamanızın önüne geçiyorsunuz. Böyle ihtiyacınız olan kodları otomatik objenizin içine atması için şey yazabilirsiniz. Bunun faydası da dediğim gibi tekrardan bunu attınız, QR attınız. Şu an şeyi kapattığımız için disallow'u attribute'la alakalı şu an bu klasörün içinde. Bunu aynısını QR'a da yazabilirsiniz. Mesela attribute'ü tekrar atamıyorsunuz. Böylelikle aynı bug'a girmiyorsunuz. Ya da QR kodu. QR'ın içine de disallow yazdığınızda aynı objeyi hem kendi otomatik atıyor hem de siz elinizle atıyorsunuz şu anki durumda. Eğer içine disallow olsaydı böyle bir sıkıntı olmayacaktı ve ben onun içine zaten olduğunu bilecektim. Yani bu uzun işte böyle karmaşık olabilir. Neyin nerede olduğunu tek tek objelere bakayım işte kafam karıştı gördüm görmedim gibi meselelerin önüne geçmek için. Bu çok kullanışlı ve bunu işte her şeyde yapabilir. İşte Box Collider mesela Box Collider lazım diyorsunuz. Script'e attığınızda ben bu QR'ı kaldırıyorum. Eti kaldırayım. QR'ı da kaldırayım. Box'u da kaldırayım. Benim objem Box Collider'a ihtiyacı var. Çünkü ben Box Collider'la kullanıyorum. Gördüğünüz gibi direkt Box Collider geliyor. Yani buradaki bütün komponentlere veya scriptlere require'la ulaşabilirsiniz. Çok faydalı ve kullanışlı. Kullanmanızı da tavsiye ederim. Şimdi gelelim biraz daha detaylı. Birkaç tane daha göstereyim size. Şimdiki göstereceğim de bir metotla alakalı. Metodu editör moddayken dışarıdan kullanmakla alakalı. Yani nasıl biz buton kullanmak diyebilirim aslında. Ama butonu direkt Canvas'a, oyunumuza eklemiyoruz. Dışarıdan kullanıyoruz. Onu hemen göstereyim demek istedim. Öncelikle public olmasına dikkat ediyoruz. Bir. İkincisi de statik olmasına dikkat ediyoruz. Public ve statik olacak. Void yazdıktan sonra ben bir metot ismi giriyorum. Restart diyorum mesela. Restart adına bir metodumu oluşturdum. Gördüğünüz gibi parantezlerini açtım. Öncelikle şuraya bir using kütüphanesi ekleyeceğim. Unity-engine.science-management ekliyorum. Unity kütüphanem. Artık Science Manager kodlarına ulaşabilirim. Science Manager diyorum. Load diyorum. Load since'ten buna sıfır yazıyorum. Yani sahneyi tekrar yüklesin. Bu sıfır da bizim build settings'te file, build settings'te
sahneler kısmında kelimiz. Yani bu olmadığında, bunu remove olduğunda, burası boş olacaktır ilk açtığınızda. Add open sans dediğinizde şu an içinde olduğumuz sahneyi ilkine ekliyor ve gördüğünüz gibi sayısal değeri 0. O yüzden 0 yazıyoruz. Eğer 1 olsaydı 1 yazacaktık. Yani bu ne demek oluyor? Ben sahnemi tekrardan başlat. Yani sahnemi restart et. Şimdi bunu ben normalde bir butona atayabilirim. İleride yine butonları göstereceğim. Ekranda bir canvas, herhangi bir player butonu gibi restart butonuna bastığında olabilir. Ama ben bunu butona atmak istemiyorum. Ben bunu işte denerken yapmak istiyorum. Mesela bunu şey yapabilirsiniz. Oyununuza bir god mode ekleyeceksiniz ki oyundaki bug'ları aramak için, yani oyunculara olmayacağı, erişemeyeceği ama sizin istediğiniz zaman kolayca bir tıkla ulaşabileceğiniz kodlar için aslında daha faydalı. Şimdi ben bu metodumun üstüne köşede parantezimi açıyorum ve Unity Editor yazıyorum. Unity Editor. Nokta menu item yazıyorum. Şimdi bundan sonra normal parantezimi açıp gördüğünüz gibi bir string değer istiyor. Buraya tools yazıyorum. Kesme işareti koyuyorum. Game Manager yazıyorum. Tabi buna istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Çünkü bir yazı stili zaten. Sizin Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Buraya da restart diyorum. Şöyle restart yazıyorum ve şey koyuyorum. Yani buradaki isim buradakiyle aynı olmasına gerek yok. Buradakilerin hiçbir şeyin aynı olmasına gerek yok. Sadece isteğinize göre hani referans yapacak, size hatırlatacak bilgiler olması daha faydalı olur. Şimdi ben Unity'ye geldiğimde gördüğünüz gibi üst kısımda tools yeri var. Normalde bu yer yoktur. Hatta şöyle göstereyim. Kodumu kapatıyorum. Kaydediyorum. Şimdi açtığınızda gördüğünüz gibi normalde default'ta file, edit, asset, game object, component, window, help menümüz var. Ben buna tools yazdığım için bana tools adında bir yer daha açıyor. Bir slot daha açıyor ve gördüğünüz gibi slotumuz ortaya geldi. Şimdi slotuma tıklıyorum ve Game Manager var. Oraya da tıklayıp gördüğünüz gibi restart koduma ulaşabiliyorum. Ben buna tıkladığımda metodumun içinde ne varsa bu çalışacaktır. Herhangi bir şeyi değiştir de diyebilirsiniz. Şimdi sahnemizi restart ediyoruz. Bakalım bir kaydımı yapayım. Şu an oyunuma geldim. Play'e basıyorum. Ve herhangi öncelikle kodum içinde mi? İçinde. Herhangi bir değişiklik yapıyorum sahnemde. Değiştirdim. Şimdi ben Tools'a tıkıp Play açıkken gördüğünüz gibi Tools'a tıklayıp Game Manager'dan Restart'a bastığımda sahne yenileniyor. İlk haline geliyor. Yani sahne tekrar restart oluyor. İşte ben buna farklı oynama yapıp işte herhangi bir değişiklik yaptım. Sahneye restart atacağım da oyun açıkken herhangi bir ekranda restart butonu olmadan buradan direkt istediğim kodu yapabiliyorum. İşte ben bunu şey de diyebilirdim. Oyuncumuzda mesela Max Can var. Ben bu Max Can'ı 10'a eşit dedim işte, ya da God Mode açmak istediğimde buradan İşte mesela can koyarım Game Manager'a. Can eklerim. Cana bastığımda canı artar gibi gibi. Farklı eklentilerle tek tuşla işinizi kolaylaştıracak ve oyundaki hataları, daha çok işte bug fix yaparken ihtiyacınız olan veya herhangi bir değişiklik yaptığınızda tek tıkla herhangi bir oynama yapabileceksiniz. Bunlar dışında yine metodumuzla alakalı bir attribute'umuz var. Bu da sistem obsolete. Sistem obsolete ne? Onu göstereyim. Sistem nokta obsolete yazıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı. Buna da parantez içinde gördüğünüz gibi değerli ve string mesaj veya bool error verebilirsiniz. Ben bir mesaj yazacağım. Bu mesela bu eski bir metot. Bunun yerine nokta nokta ise kullan mesela. Herhangi bir böyle bir şey yazdınız. Şimdi bu nedir? Buraya nokta nokta dedim. İstediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Şimdi bunu kaydettiğimde ben play'e şuraya bir restart kodumu play'de çalıştırmak istiyorum mesela. Gördüğünüz gibi altı yeşil gözüküyor. Şimdi ben normalde kodların üstüne getir. Mesela update'e getirdim. Gördüğünüz gibi altında bilgileri var. İşte void'e getiriyorsunuz. Mesela public'e getiriyorum integer'a. Integer'ın bilgisi var. Max mana'nın bilgisi var. Şimdi restart'ta altı yeşil yanıyor ve üstüne mouse'umu getirdiğimde gördüğünüz gibi kullanım dışı olduğunu söylüyor. Ve at.restart artık kullanılmıyor. Yanında da bu eski bir metot. Bunun yerine nokta nokta kullan bizim mesajımız var. Böylelikle biz kodda herhangi bir değişiklik yaparken bu metot mesela kullanılsın istemiyoruz. Ya da artık eski bir metot kullanmıyoruz. Ya da bug fix için kullanıyor. Buna işte şey de diyebiliriz. Private artık private bir kod
Mesela sakın kullanma. Kendime not düşüyorum gibi düşünebilirsin. Ben bunu kullandığımda işte başka kodda da restart var. Bunda da restart var. İkisini karıştırıyorum, örnek veriyorum. Böyle bir bilgi girdiğinde zaten kullanım dışı olduğunu ve notumuz düşüyor. Bu arada orada kullanım dışı yazması sizi yanıltmasın. Kodda herhangi bir değişik olmuyor. Yani kodunuz çalışıyor. Herhangi bir kodu kapatma gibi bir durum yok. Kodunuz normal haliyle çalışıyor. Bu sadece bir mesaj olarak gözüküyor. Yani herhangi bir kodda değişik olmuyor. Kesinlikle çalışmama gibi bir durum olmaz. Yine çalışır ama siz böyle bir kendinize not düşebilirsiniz script'in içinde. Yani bu attribute'ler sizin kod yazmanıza kolaylık sağlayacak. Sizi işte daha hızlı çalışmanıza, daha düzenli çalışmanıza yardım edecektir. Attribute kodlarımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydam olmuştur. İyi çalışmalar.